Evet 20. soruda koligatif özelliklerle ilgili verilen bir soru. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kaynama sıcaklığındaki yükselme ya da donma sıcaklığındaki düşme hesaplanırken şöyle klasik bir formülümüz vardı. K bir kaynama sabiti, suya göre 0.52, m molalite, tsde verdiği tanecik sayısını eşittir. Bakınız sorumuz şu, 0.2 mol sodyum nitrat tuzunun suda çözülmesiyle hazırlanan 400 mililitrelik çözeltinin bir atmosfer basınç altında kaynamaya, sıca kaynamaya başlama sıcaklığı 100.4 olmuş. Yani su yüzde kaynarken bunun kaynama sıcaklığındaki yükselme sadece suya göre 0.4 santigrat derece olmuş. Acaba bu yükselmeyi sağlayabilmek için KMTS değeri ne olmalıydı? Önce sodyum nitrat için bu işlemi yapıyorum. K değeri sabit bir değer olduğu için yazmama gerek yok. Diğerinde de çünkü aynı. Çözülen madde 0.2 mol. Çözeltinin hacmine bakınız 400 mililitre aynı zamanda 400 gramdır. Bine böldüğünüz zaman bu 0.4 kilogram yapar. TSE'ye gelince sodyum nitrat 1 mol sodyum 1 mol de nitrat verildiği için, verdiği için TSE'si bunun ne olmalı? 2 olmalı. Şu anda işlemi yaptığınız zaman evet bunun sonucu ne yapar? K yapar. K'ya karşılık yükselme ne olmuş burada? 0.4 derece olmuş. Birinci çözeltinin etki değerini buradan belirledim. K değeri 0.4 yani delta T değeri aslında K'ya eşit olduğu zaman yükselme 0.4 derece olmuş. Diğer çözeltinin kıyaslamasını yapıyorum. İkinciye baktığım zaman 0.4 mol glikoz yani şeker katısının suda çözülmesiyle diyor hazırlanan 500 mililitre çözeltinin kaç derece sıcaklıkta kaynamaya başlar demiş. Şimdi bunun için işlemi aynı şekilde yapıyorum. Çözünen madde 0.4 moldu. Elimizdeki suyun kütlesi 500 mililitre. Aynı zamanda bu ne yapar? 500 gram yapar. Bine böldüğünüz zaman kilograma çevirmek zorundasın. Çünkü molalite çözünen maddenin molü bölü suyun kütlesiydi. K çarpı molalite TS'ye gelince Elimizdeki mevcut madde şeker olduğu için suda çözüldüğü zaman iyonlarına ayrışmaz. Yani moleküler halde dağılmasından dolayı TSS'ini bir alıyorum. İşlemi yaptığınız zaman KMTS değeri 0.8 K olarak bulundu. Birinci çözeltimize bakın. KMTS değeri K olarak bulunduğu zaman yükselme kadar da 0.4 dereceydi. Eğer buradaki KMTS -e değeri 0.8K olduğuna göre buradaki yükselme ne olur dersem 0.32 olur. Bu kaynama sıcaklığı değil. Kaynama sıcaklığındaki yükselme neye göre? Suya. O zaman su yüzde kaynıyorsa yüzün üzerine 0.32 eklediğiniz zaman elde edilen bu çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı 100.32 santigrat derece olmalıdır diyeceğim.